Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin şemaili. Yaratılış ve ahlak itibariyle insanların en üstünüydü. Bütün peygamberlerin en güzeli oydu. Boynu uzun ve gümüş gibi saf, omuzları ve pazuları kalın, parmakları uzundu. Kendisi şişman değildi. Uzuna yakın orta boylu, güçlü ve kuvvetliydi. Mübarek cildi ipekten yumuşaktı. Yüzü hafifçe yuvarlak kaşları hilal gibiydi. Kirpikleri uzun, gözleri kara, büyük ve son derece güzeldi. Yüzü gül gibi kırmızıya benzeyen beyaz ve nurani, berrak ve ışıklıydı. Dişleri inciler gibi beyazdı. Konuşurken ön dişlerinden nurlar saçılır, gülerken ağzında ışıkların bile aydınlandığı sanılırdı. Saçları ne pek kıvırcık ne de pek düzdü. Sakalı sık ve tamdı uzun değildi. Cismi güzel, kokusu hoştu. Koku sürünsün veya sürünmesin, teni ve teri en güzel kokulardan daha güzel kokardı. Mübarek eliyle bir çocuğun başını okşasa, o çocuk diğerleri arasından hemen seçilir, belli olurdu. Sünnetli olarak ve göbeği kesik vaziyette doğmuştu. Pek uzaktan işitir, kimsenin göremeyeceği mesafeden görürdü. Bir yere giderken sağına soluna bakıp yürümez, vakar ve süratle ilerlerdi. Yüzünde nur, sözünde kuvvet, lisanında bir güzellik vardı. Herkesin aklına göre söz söyler, herkese güler yüz gösterirdi. Kimsenin sözünü yarıda kesmez, haşın davranmaz, mütevazi yaşardı. O sallallahu aleyhi ve sellemi ansızın görenler heyecan ve sevgiyle ürperir konuşunca hayran olurdu. Bütün insanları hoş tutar, hizmetçilerine şefkatle muamele ederdi. Kendisi ne yer, ne giyerse hizmetçilerine de onları yedirir, onları giydirirdi. Çocukları çok sever, saçlarını okşar, onlarla konuşurdu. Son derece cömert, sözüne sadık ve merhametliydi. Güzel ahlak bakımından insanların en üstünüydü. Hülasa Kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem Allah Celle Celaluhu'nun sevgilisi, müminlerin baş tacı, hasta gönüllerin ilacı, çaresizlerin yardımcısı, mazlumların koruyucusu, düşünülebilen her türlü üstünlüğün sahibiydi. Tirmizi Şemaili Şerif 17 Şubat Mevlana takvimi